Merhaba dostlar, sevgili arkadaşlar. Muhteşem Cuma, sonbahar dönemi indirimleri dört bir anda başladı. Bugün sizlere nispeten bulabildiğim güzel indirimleri, alınabilecek oyunları, önerdiğim oyunları derledim. Hemen geçelim o zaman. Öncelikle Steam'den başlayacağız. Steam önce bindirimlere başlayıp dolar kuruna geçiş yapmıştı. Şu anda indirim adı altında satışa sunduğu oyunlar mevcut. Araştırmalarıma dayanarak gerçekten önceki TL fiyatından itibaren indirime girmiş, benim de sevmiş, beğenmiş olduğum iki oyun önereceğim. Önereceğim ilk oyun Six Days in Fallujah. Steam dolara geçip bizi satmadan önce fiyatı 345 TL idi. Şu anda 10,11 dolar, yani yaklaşık 300 TL falan. Kendisi realistic first person shooter oyunu. Konusu 1968'den itibaren süregelen gerçek askeri hikayelere dayanıyor. Arkadaşlarınızla birlikte oynayıp Irak Fallujah bölgesinde düşmanları etkisiz hale getiriyorsunuz. Gerçekçi olması en büyük özelliği. Takım olarak oynamanız gerekiyor. Gerçek bir operasyon yürütmelisiniz. Oyun gerçekten zor. Her adımınıza ikinci oyunumuz aksiyon rol yapma macera oyunlarının en başta gelen isimlerinden Diablo 4. Büyük beğeni toplayan bu oyunda rol yapma öğelerini hisset, grind yap, karakterini kas, hem de Türkçe. TL iken 1700 civarı, yanlış hatırlamıyorsam, bir fiyatı vardı. Bindirimle şu an 42 dolar. Yüksek bir fiyatı var fakat Steam'den önerebileceğim ancak bu oyunu bulamıyorum. Bence bu kadar bindirim yeter. Diğer fiyatlara hiç göz atasım da gelmedi. Zaten oyunları TL'ye çevirmekle uğraşana kadar oyun satın almadan vazgeçiyorsunuz. Burası soğuk lan. Gidelim. Burada bırakıp nereye gidelim? Oh. Ve geçtik Epic Games Store'a. Kral yine bu indirimlerde yapacağını yapmış ve satın aldığınız 200 TL üzeri her oyunda size %33 indirim veriyor. Bu soğuk günlerde içimizi ısıtan bir indirim bu. Kafasına göre de vermiyor. Her oyunda bu indirimi kullanabiliyorsunuz. 200 lira üzeri her oyunda. Epic Games tarafında benim naçizane tavsiyem yüksek bütçeli oyunları almak olur. Hala TL üzerine alışveriş yapabiliyorken kesinlikle kullanılması gereken bir platform kendisi. İlk oyun önerim Yüzüklerin Efendisi evreninden Return to Moria. Cüceleri kontrol ettiğimiz hayatta kalma macera oyunu. Çok farklı deneyimlere sahip bir oyun. Hayatta kalmaya çalışıp inşa yapabiliyoruz. Hem de Yüzüklerin Efendisi evreninde. Yalnız ortamlar falan çok ilginç. Kesinlikle deneyin. Arkadaşlarınızla daha çok sarar. Fiyatı 309 TL ama dediğim gibi %33 indirim uygulanıyor satın aldığınızda. Epic Games Store üzerinde başka bir oyun önerim. Dead Island 2. İlk Dead Island oyununu bilenler bilir. Adada geçen zombili, matrak, eğlenceli, kanlı, vurdulu, kırdılı bir oyundu. Hatta ilk trailerları da hayli ilginç çıkar bu oyunun. İkinci oyunu da denemek isteyebilirsiniz. 429 Türk lirası ama satın aldığınızda ekstra %33 indirim uygulanıyor. Final Fantasy serisi çok köklü ve güzel bir seridir. 7. oyunun yeniden yapımı da hem şu an %50 indirimde 350 TL hem de satın aldığınızda %33 indirimle Epic Games'ten satın alabiliyorsunuz. Eski Soldier ajanı Cloud Strife'ı yönettiğiniz, kese biçe ilerlediğiniz RPG macera oyunu tavsiyemdi. Cyberpunk 2077 çıktığında çok olaylı bir düzeltme döneminden geçse de benim için çok ihtişamlı ve zevkli bir oyundur. İleri teknolojik vücut modifikasyonları ile, ileri seviye silahlarıyla, yetenek ağacıyla, geliştirilebilir her şeyiyle, diyaloglarıyla, Türkçe olmasıyla güzel bir oyundur. Şu an çok daha stabil ve oynanabilir bir durumda. Fiyata kesinlikle kaçırmayın. 400 TL artı satın alımda %33 indirim. Al oyna. Başka bir önerim Witchfire. Büyüyle dolu distopik bir evren. Güçlü cadılarla, kötü büyücülerle, kuvvetli bosslarla kapış. Silahlarını iyi kullan, maceraya atıl. Witchfire 309 TL. Epic Games ile satın alımlarda %33 indirimini kullan. The Outlast Trials. Oynayabileceğin arkadaşların varsa efsanevi korku gerilim oyunu Outlast'ın co-op versiyonu diyebiliriz. Yine akıl dolu kaçışlar seni bekliyor. Bu sefer yalnız değilsin. Arkadaşlarınla beraber çığlık atabilirsin. Korku oyunlarının vazgeçilmezi bu kez seni nasıl bir gerilim bekliyor? Gör, oyna. Vergiler dahil 270 TL ama Epic indirimini unutmuyorsun. %33. Evet, Epic indirimleri bu kadardı. Bu sefer geçiyoruz Electronic Arts platformuna. Bu indirimlerden kral haber onlardan geldi. Çünkü kendileri oyunculara en büyük kıyağı yaptı bence. Alınması gereken birçok oyun bulunuyor. Sizler için en makul olanları kendimce derledim. Eğer EA Pass'iniz varsa daha da indirimli alabiliyorsunuz. Hemen geçelim ilk oyuna. EA platformunda önereceğim ilk oyun tabii ki EA FC 24. Bilinen eski adıyla FIFA. Eğer futbol seviyorsanız, spor seviyorsanız kesinlikle bu fiyata bu tarihte almanız gereken oyun. Geçen senenin aynısı ama muadili yok. Hastasına.
Kesinlikle bu fiyata alınması gereken oyun, Battlefield serisinin son oyunu Battlefield 2042'dir. Başta çıkışı olaylı olsa da şu anda oyun gerçekten düzeltilmiş durumda. Kesinlikle bu fiyatını hak ediyor. Gerek çok oyunculu savaş ortamı olsun, silah hissiyatı, vuruş hissiyatı olsun, mükemmel bir oyun. Bu fiyata alın, değerlendirin, oynayın. Battlefield 2042 87 TL. Aynı şekilde diğer Battlefield 1 ve Battlefield 5 oyunlarını da kesinlikle öneriyorum. 1. Dünya ve 2. Dünya Savaşı'nı iliklerinize kadar hissetmek istiyorsanız bu iki oyunu da deneyebilirsiniz. EA Games sonbahar döneminde gerçekten çok güzel indirimler yaptı. Diğer oyunlarına da göz atmanızı öneririm. Sizin kişisel zevklerinize de uyan çok güzel oyunlar bulabileceğinize eminim. Son olarak son oyun platformumuz Ubisoft Connect platformu da Türk Lirası üzerinden güzel indirimlere imza attı. Black Friday adı altında satın alınabilecek çok güzel oyunlar bulunuyor. Benim gözüme çarpan Assassin's Creed Valhalla var mesela. Assassin's Creed serisi Ubisoft'un çok köklü bir serisidir. Bu sene eski mekaniklerine dayanan Mirage oyunu da indirimde, fakat Assassin's Creed Valhalla Viking döneminde olan bir suikastçı lideri kontrol ettiğimiz RPG öğeleri barındıran macera oyunu. Mistik öğeler de bulunduruyor. Ortamları da gayet güzel, ilgi çekici. Bu fiyata kesinlikle alınır. Valhalla oyunu benim için çok başkadır. Ubisoft Connect'te 175 lira gibi bir fiyatı bulunuyor. Evet dostlar, benim sonbahar dönemi indirimleri, muhteşem cuma indirimleri adı altında önerebileceğim oyunlar bu şekildeydi. Bu dönem bizim için çok kısıtlı ve zor bir dönem olmasına rağmen bu tarz nispeten makul oyunları bulabilmek çok değerli. Umarım önümüzdeki zamanlarda oyun fiyatları indirimsiz de çok makul bir seviyeye gelir. Tüm dileğimiz bu şekilde. Sizlere yardımcı olabildiysem ne mutlu bize. Hepinize iyi oyunlar.